Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı Lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul Yüz endeksi dünü %0,86'lık değer kazanımı ile 1429 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi 15 milyar Türk Lirası'nda gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,52 ile bankacılık sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,71 ile turizm sektörü oldu. Dolar Türk Lirası kurunda dün kar satışları gözlemlenirken kurun bugün yukarı yönlü tekrardan hareket ettiğini izliyoruz. Yurt içerisindeki gözler yarın açıklanacak olan faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed'in Tepering'e gittiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın vereceği her karar piyasalardaki hareketliliği artıracakken piyasalar 50 bas puan indirim beklerken bunun özellikle kur ve borsa tarafına olumsuz yansıyabileceğini düşünüyorum. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 1432 ile 1407 aralığında işlemini sürdürürken bu seviyeleri de yakından takip ediyorum. 1432 seviyesinin üzerinde alış baskısı artabilecekken 1407 seviyesinin altında da satış baskılarının hızlanacağını düşünüyorum. Dolar Türk Lirası'nda da bu tarafta sabah yine yükseliş eğilimi hakimken dolar endeksinde geçen hafta yaşanan satışların durduğunu gördük. Dolar endeksindeki yükselişin başlaması halinde kur tarafında yeni tarihi zirveleri görmemiz muhtemel. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasalarına ilişkin gelecek verilerde Konut başlangıçları beklentilerin altında 1,5 milyon adet artış gösterirken yapı ruhsatları da benzer bir şekilde 1,5 milyon adet olarak gerçekleşti. Dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş dikkatlerinden kaçmazken tahvil faizlerinin bu sabah %1,65 seviyesinden işlem gördüğünü gördük. Dolar endeksi geçen hafta başladığı düşüşünü tamamlarken burada 93,44 seviyesinin kırılıp kırılmaması önemli. Dolar endeksi 93,44 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece küresel bazda dolarda güçlü yapısını sürdürecek. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Bilançolardaki iyimserliğin devam etmesiyle dünü alıcılı bir seyirde kapatırken Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller yüksek enflasyonun yakın zamanda yavaşlamaya başlamaması halinde Fed'in faiz artırımı için zamanı öne getirebileceğini söyleyen ilk üye olurken Fed'in kasım ayı faiz toplantısının ardından varlık alımlarını azaltmaya başlamasını desteklediklerini ifade etti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed üyelerinden Evans ve Charles'ın konuşmalarını takip ediyorum. Ayrıca 3 Kasım'da açıklanacak olan Fed faiz kararına örnek teşkil edebilecek 5 kitap raporunda yakından takipteyim. Fed'in 12 ekonomik bölgesi tarafından yayınlanan raporda bu bölgeler istihdam, büyüme ve enflasyon konusunda son durumlarını ortaya koyarken bu raporlar tek parça haline getirilip Fed'e sunulmakta ve Fed faiz kararını verirken bu raporu dikkate alıyor. Bu yüzden gelecek rapor bizim için önemli olacak. Bunun dışında dünya enerji krizi ile uğraşırken Beyaz Saray OPEC Plus üreticilerine petrol arzının artırılması ve fiyatların düşürülmesi için baskı yapmayı sürdürürken aşırı yükselen fiyatlar maliyetleri artırması aynı zamanda enflasyon yaratmayı da sürdürüyor. Bu bağlamda bugün açıklanacak haftalık ham petrol stoklarına da dikkatle takipteyim. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak ham petrol stoklarının 2,1 milyon varil açıklanması beklenirken normal şartlarda petrol stoklarının azalış fiyatlarında yükseliş meydana getirmesi beklenirken petrol stoklarındaki artışın ise petrol fiyatlarını azaltması bekleniliyor. Brent petrolde 81,80 dolar seviyesinin kırılmadığı sürece yükselişlerin devamını bu seviyenin kırılması halinde de düşüşlerin yaşanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,65 seviyesine yönelik yükselmesine karşın şu an altın fiyatlarında durum stabil görünüyor. 10 altın fiyatlarında Satış beklentimi korurken 1834 seviyesinin üstüne atmadığı sürece her yükseliş bizim için satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün euro bölgesinde veri akışı sakindi. Dolar endeksinin geçen hafta başlattığı satışı sonlandırarak artışa geçmesi euro dolar paritesinde Tekrardan satışların başlamasına neden oldu. Her zaman söylediğim gibi 1,17 seviyesinin altında kaldığımız sürece paritede her yükseliş satış fırsatı yaratması, Euro Türk Lirası'nda ise tarihi zirveden kar satışları görülürken Türk Lirası'ndaki değer kaybına paralel kurda yeni tarihi zirveleri de yaşayabiliriz. Avrupa borsaları dün Fransa hariç yükseliş gösterirken bilançoların borsalar üzerinde etkisinin de sürdüğünü görüyoruz. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Wesley, Euro bölgesinde enflasyon yükselmeye devam ettiğini ve hedeflenen enflasyon beklentisini aşma riskine işaret ederken, ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın fiyatlardaki büyümeyi dikkatle izlemesi ve acil varlık pandemi alım programının Mart ayı sonuna ermesi gerektiğini söylemesiyle birlikte özellikle ücretlerde artış beklentilerine dikkat çeken Wesley bunun enflasyonu yoldan çıkarabileceğini dile getirdi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi beklentilerin altında %1,3 azalış gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı ise haftanın en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkacak. Dolar endeksinin 94 seviyesinin altına gerilemesi Döviz kurundaki baskıyı hafifletiyor olsa da yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,36 ve 9,50 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,26 ve 9,18 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise gözler bugün açıklanacak olan Avrupa bölgesi enflasyon verisinde ülke risk birimindeki yükseliş eğiliminin korunması ve euronun değer kazanımına devam etmesi döviz kurundaki baskıyı artırmayı sürdürse de yarın gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısında yakından takip ediyorum. Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Lane'in konuşmalarında yakından takipteyim. Euro-Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,90 ve 11 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1080 ve 10,75 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>